Göller konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Göl deyince ne gelecek arkadaşlar aklımıza? Karalar üzerinde çukur alanlarda biriken ve herhangi bir şekilde denize ya da okyanusa doğrudan bağlantısı olmayan su topluluklarına biz göl adını veriyoruz. Göller arkadaşlar sınavda sorulduğu zaman, özellikle göl isimleri sorulduğu zaman gerçekten zor bir konudur. Yani soruları istenirse yapamayacak derecede zor da sorulabilir. Ama ÖSYM e belki sizi sevdiği için arkadaşlar eğer soru sorarsa sular, toprak ya da kayaç konusunda su e, soru sorduğunda biraz daha sizi düşünerek arkadaşlar kolaylaştırıyor. Bu yüzden genel hatlarıyla su kaynaklarını ya da toprağa kayacı genel hatlarıyla bilirseniz sizin için daha iyi olur. Ama biz tabii ki çıkabilecek her türlü soruyla ilgili anlatımımızı hazırladık, sunumumuzu hazırladık ve soru bankamıza hem de defterimize arkadaşlar, konu anlatımlı defterimize bunları ekledik. Ve konumuza başlıyoruz. Hemen ben ana sayfamızı açıyorum. Göl neydi? Karalar üzerinde çukur alanlarda biriken, denizler veya okyanuslar ile fiziki bağlantısı bulmayan, bulunmayan durgun su topluluklarına denir dedik. Sadece göl dediğim gibi denize bağlantısı yoktur demeniz yeterli. Çünkü ÖSYM size tanım sormayacak dedik. Göllerin suyu nereden geliyor arkadaşlar? Bu gölün suyu nereden geliyor dediğimizde göller yer altı suyu, yer üstü sularıyla beslenebilir. Bununla birlikte göller acı, kireçli, tatlı, sodalı veya tuzlu olabilir. Şu kelime bizim için çok değerli bir kelime arkadaşlar. Eğer bir gölün gideğini yani ayağı yoksa o gölün suları acıdır. Eğer bir gölün gideğini varsa bakın buraya ne yazmışız? Gölün gideğini varsa yani gölün fazla suları boşaltılıyorsa o gölün suları tatlıdır. Bir gölün gidegeni varsa fazla sularını boşaltıyorsa o gölün suları tatlıdır. Gideni olmayan göllerin suları ise acı, tuzlu veya sodalı olabilir. Bununla birlikte göl çevresinin iklim özellikleri, beslenme kaynakları ve gölün bulunduğu arazi yapısı, gölün derinliği, büyüklüğü bunlar da suyun kimyasını etkileyebilir. Mesela volkanik bir alanda bulunuyorsanız kayaç yapısından dolayı göldeki soda oranı yüksek olabilir. Ya da karstik arazide bulunuyorsanız göl içerisinde bulunan kireç oranının yüksek olması beklenebilir. Ama bunlardan en önemlisi nedir dersek arkadaşlar gölün gidegeni olup olmamasıdır. Mesela ben şöyle diyorum. Ankara'da bulunan Mogan Gölü'nün suları tatlıdır. Mogan Gölü ile aşağıdaki hangisi kesin söylenebilir? Suları tatlıdır dediğime göre mutlaka gidegeni vardır. Peki hocam gidegen nedir dersek Mesela göl şurada dikkat edin göle hep sular gelmiş ama şurada fazla suları boşaltılmış. Eğer bu şekilde kırmızı ile gösterdiğimiz alandaki gibi bir gidegeni varsa yani fazla suları boşalıyorsa bu gölün suları tatlıdır diyoruz. Mesela biz bile mesela bir çay bardağına normalde bir şeker atarken küp şeker anlamında diyorum. 8 tane küp şeker attığımız zaman o çayı içemiyoruz. Ne yapıyoruz? O çayın bir kısmını boşaltıyoruz. Sonra üzerine yeni çay ekliyoruz. E ne oldu o zaman? Çay içilebilir ya da içilebilir duruma geldi. Şeker oranı düştü. E milyonlarca yıldır o gölün fazla suları boşaltılıyorsa ve yağmur suyuyla da sapsu su geliyorsa o gölün suları ne olacaktır arkadaşlar? Tatlanacaktır. Tekrar söylüyorum. Gidegeni olan göllerin suları tatlıdır. Tatlıdan kastımız arkadaşlar içilebilir demektir. Mesela bir gezi esnasında gördüğümüz bir gölde arkadaşlar. Burası Beyşehir Gölü. Şu arka tarafta Beyşehir Gölü var. Şu da Beyşehir'de bulunan bir regülatör deniyor arkadaşlar. Beyşehir'in suları, fazla suları burada kapaklar açıldığı zaman arkadaşlar başka bir yere doğru gidiyor. E buradaki gölün suları boşalıyorsa burası gölün neyidir arkadaşlar? Gidegenidir. Yani fazla suları boşalttığı alandır. O zaman Beyşehir Gölü tatlı bir göl müdür? Evet. Hatta Türkiye'de en büyük e, tatlı göl hangisidir dersek Beyşehir Gölü. Neden? Van Gölü sodalı, tatlı değil. Tuz Gölü tuzlu olduğu için tatlı değil. E, üçüncü sıradaki doğal büyük gölümüz Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü'nün gidegeni olduğu için arkadaşlar sunları tatlıdır. Örnek sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Biri bir ÖSYM sorumuz. Göller çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı kimyasal özelliklere sahiptir. Örneğin kaya tuzunun yaygın olduğu bir bölgede meydana gelen göl tuzlu olurken volkanik arazideki göllerin sodalı, suları sodalı olabilmektedir. Buna göre göllerin kimyasal özelliklerin farklı olmasında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Bulunduğu alanın jeolojik yapısı etkilidir ki bu örneklerde tuzlu olması veya sodalı olmasının sebepleri jeolojik yapıya dayandırılmış. Ve göllerdeki en önemli özelliklerden birisi gölün gideyene sahip olup olmaması. Eğer göl gideyene varsa suları tatlıdır. Yani bu durumda cevabımız zaten 1 ve 2a seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakıyorum. Oluştukları jeolojik zaman tabii ki etkilidir. E, pardon arkadaşlar oluştukları jeolojik zamandan ziyade jeolojik yapısı etkilidir arkadaşlar. Jeolojik zaman... Yani birinci zamanda da oluşabilir, üçüncü zamanda da oluşabilir. Zamandan ziyade orayı oluşturan jeolojik yapı daha etkilidir. İçlerinde yaşayan canlı varlıklar ise arkadaşlar gölün sularının tatlı, tuzlu etkile etkilemez. Hatta gölde yaşayan canlılar gölün tatlı, tuzlu ya da soda olmasından doğrudan etkilenir. Bize soruların en çok geleceği yer arkadaşlar oluşumlarına göre göller. Yani şöyle düşünün buraya bakın ben bir göl örneği koydum. Bu göl acaba nasıl oluştu? Yani bu göl çanağını oluşturan sebep acaba tektonik mi? Karstik erime mi? Volkanik patlama mı? Ya da herhangi bir şekilde derenin önünün akarsunun önünü arkadaşlar setlerle kapanması sonucunda mı oluşmuş? Yani şöyle düşünün. Şu gösterdiğim alanda bir göl çanağı var arkadaşlar. O çanağın oluşmasının sebebini ne olduğuna bağlı olarak yapılan sınıflandırma göllerin oluşumuna göre sınıflandırma diyoruz. Peki biz gölleri nasıl sınıflandırıyoruz? Doğal göller, yapay göller. Doğal göller, tektonik göller yani yer kapı hareketlerine bağlı olarak görülür. Karstik göller erimeyle oluşan göller. Volkanik göller volkanik patlamalar sonucunda oluşan göller. Buzul gölleri, set gölleri, karma göller. Set gölleri de kendi içerisinde bölümler ayrılıyor. Az sonra tek tek göreceğimiz için sadece isimlerini sayıyoruz. Yapay göller ise barajlar ve göletler. Yani insanlar tarafından yapılır diyoruz. Doğal göl deyince arkadaşlar doğada kendiliğinden var olan göllere, oluşan göllere biz doğal göl diyoruz. Yani oluşumunda insan etkili değildir. Şu benim dediğime dikkat edin yeterli. Oluşumunda insanın etkili olmadığı göllere doğal göl diyoruz. Bu göllerden birincisi tektonik göller. Yer kabuğu hareketleri sırasında oluşan çukurların sularla dolması sonucunda oluşan göllerdir ki Dünyadaki büyük göller bu şekilde oluşmuştur. Hocam ben bu göllerin adını bilmem gerekiyor mu? Çok fazla göl var. 10. sınıfta da hatırlıyorum çok fazla göl ismi vardı. Arkadaşlar ÖSYM'nin o küçük gölleri soracağını düşünmüyorum. O yüzden göllerin oluşumundan ziyade Türkiye'deki gölleri öğrenebilirsiniz ama dünyadaki göllerin isimleri çok sorulacağını düşünmüyorum. Ama biz tabii ki yine de burada söyleyeceğiz. Mesela Afrika'daki Tanganyika Gölü, Malawi, Çat ve Victoria Gölü, Asya kıtasında yer alan Hazar, Baykal, Aral, Lut gölleri bunlar arkadaşlar tektonizma sonucunda oluşan tektonik göller. Mesela haritada gösterdiğim şu göl arkadaşlar dünyanın en büyük gölü Hazar Gölü. Hatta burada dikkat ederseniz Hazar Denizi yazmışız. Niye Hazar Denizi diyoruz arkadaşlar? Yüzü ölçümü çok büyük olduğu için buranın Deniz adı veriliyor. Hazar denizi burası. Hatta şu gördüğümüz dünyanın en büyük ikinci gölü arkadaşlar neresidir? Aral gölüdür. Hazar denizi ve Aral gölü en büyük göller içerisinde yer alıyor diyoruz. Devam ettim. Karstik göller. Karstik göllerin anahtar kelimesi neydi arkadaşlar? Kalkerdi. Yani kalker, jips, kaya tuzu gibi. Kimyasal tortul taşların su ile tepkiyip çözülmesiyle oluşan çukurların dolması sonucunda oluşur. Yani karstik göl erime gölüdür. Kalkerli arazilerde yaygın olur. Mesela dünyada örneği Prespa ve İşkodra. ismini örneğini bilmeseniz de olur. Ama ben şunu bileyim. Eğer karstik göl dersem arkadaşlar aklıma neresi gelecek? Akdeniz. Türkiye için söylüyorum. Türkiye'de Akdeniz'de özellikle Antalya, Isparta, Burdur çevresi aklımıza gelecek. Mesela şekilde gösterdiğim şu alanın oluşmasında arkadaşlar karstik erimeler etkilidir. Resimde gördüğünüz Makedonya'da bulunan arkadaşlar Prespa Gölü'dür. Volkanik göller volkan patlaması sonucunda oluşan şöyle çukurlar vardı arkadaşlar. Bu çukurlara biz ne diyorduk? Bu çukurlara krater, kaldera ya da mağar gibi isimler veriyorduk. Bu boşluklar eğer sularla dolarsa biz bunlara volkanik göller adını veriyoruz. Ne deniyormuş bunlara? Krater, kaldera ya da mağar gibi diyoruz. Mesela Türkiye'de, Endonezya'da, ABD, İzlanda, İtalya, Japonya gibi ülkelerde görülür. ABD'deki Krater Gölü, ismi de buradan geliyor zaten. Krater Gölü güzel bir göldür. Yine Endonezya'daki Toba Gölü, Nemrut Gölü resimde görüyorsunuz. Bu göl daha doğrusu şu çanak arkadaşlar şöyle yuvarlakça göstereyim. Bu çanağın oluşmasında volkanik patlama etkilidir. Dünyadaki en büyük kaldera gölleri arasında yer alır demişiz. Yine Yeni Zelanda'daki Tiki Tapu ve İzlanda'daki Viti Gölleri de mağar göllerini örnektir. Yani volkanik göl, volkanizmanın sonucunda oluşan çukurların dolmasıyla oluşmuştur. Buzul gölleri, diğer adıyla sirk yani buzulların aşındırmasıyla oluşan çukurluğa bir sirk adını veriyorduk. Son buzul çağından günümüze kadar yaklaşık 10.000 yıl önce eriyen buzullar nedeniyle oluşmaya başlayan göllerdir. Şurayı bilelim arkadaşlar. Kutuplara yakın olan yerlerde ya da dağların zirvelerinde bulunur. E, kutuplara yakın olan deyince arkadaşlar şu alanlar aklıma gelecek hemen benim. Yani şurası neresi? Kanada. Şu gösterdiğim alan İskandinavya. Doğru mu? İskandinavya deyince Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya bu alanlarda buzul göllerine, sirk göllerine rastlanır. Ya da sirk göllerinin en çok olabileceği yerlerden birisi de arkadaşlar Himalaya dağları. Yani yüksek dağların zirvelerinde görülebilir. Kutuplara yakın olan yerlerde görülen buzul gölleridir. Doğal set gölü arkadaşlar. Mesela bir tane dere geliyor arkadaşlar. Şöyle düşünün dere geliyor. Bu derenin önü herhangi bir setle kapanırsa burası arkada sular ne olacak? Birikmeye başlayacak. Oluşturan setin adına bağlı olarak da göllerin adı oluşuyor. Eğer heyran sonucunda oluşuyorsa heyran set gölü. Alüvyon ya başka bir akarsiyon getirdi alüyonlara dolarsa alüvyon set gölü. Kıyı set gölü, volkanik set gölü gibi isimler veriyoruz. Hemen bakalım. Heyelan set gölü, heyelan sonucunda yamaçlardan inen kütlelerin akarsu vadilerinin önünü kapatmasıyla oluşur. Şöyle düşünün. Şöyle bir alan var. Burada heyelan koptu ve şurayı ne yaptı? Kapattı. Heyelan sonucunda oluşan bu göllere biz heyelan set gölü adını veriyoruz. Alüvyal set gölü bir derenin önünü başka bir dereden gelen yani başka bir akarsuyun alüvyonları biriktirmesiyle oluşuyorsa alüvyal set gölü diyoruz. Kıyı set gölü. Mesela bir koy var arkadaşlar. Koyun önü kapandı. Koyun önü kapanırsa ne olur? Göl haline gelir. Yani şöyle düşünün. Şöyle bir alan var. Şurası deniz olduğunu düşünelim. Şurası ne oldu? Doldu ve kapandı. E burası göl haline geldi mi? Bu göle biz kıyı set gölü ya da lagün diyoruz. Volkanik set gölü volkandan çıkan lavların dere veya çukurların önünü kapatmasıyla oluşur. Moren set gölü de buzulların taşıdığı morenlerin kapatmasıyla oluşan göllerdir diyoruz. Karma yapılı göller arkadaşlar bazı göllerin oluşumunda mesela tektonik faaliyet de etkilidir. Volkanik faaliyet de etkilidir. Şimdi ben buna ne diyeceğim? Tektonik mi volkanik mi? İşte birden fazla oluşuma sahipse bu tür göllere biz karma yapılı göller adını veriyoruz. Birden fazla faktörün etkisiyle oluşmuştur. Mesela Arnavutluk ile Makedonya sınırında bulunan arkadaşlar bir gölümüz vardır. Ohri Gölü diye. Ohri Gölü hem tektonik hem de karsik bir göldür. Ya da Türkiye'de bulunan arkadaşlar Van Gölü. Hem volkanik set gölü hem de oluşum bakımından tektonik göldür. Yani karma yapılı bir göldür diyebiliriz. Örnek 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Buzul aşındırması ile oluşan çanaklarda suların birikmesi ile oluşan göller ülkelerde hangisinde fazladır? E o zaman bize aslında soru cevabını veriyor arkadaşlar. Yani buzul aşındırması nerede olacak? Tabii ki bu soğuk bölgelerde olacak. Yani kutuplara yakın olan yerlerde olacak. Haritayı ben buraya ekledim zaten size rahatça gösterebilmek için. Birincisi Endonezya demiş arkadaşlar. Endonezya ekvator çevresinde burada buzul gölleri çok olmaz. Finlandiya hemen baktığımızda şurada İskandinavya'nın olduğu yerde tabii ki burada buzul gölleri oldukça fazladır. 3 numara Kanada şu gördüğümüz yeşil alan orası da kutuplara yakın olduğu için buzul şekillerine sıkça rastlanır. Dört numara Brezilya arkadaşlar. Brezilya baktığımız zaman ekvatorun olduğu yerlerde yani sıcak bir bölge orada buzul göllerine çok fazla rastlanmaz. Bu durumda cevabımız daha fazla görülür dediği için 2 ve 3 numara yani C seçeneği olacaktır. Bir örnek sorumuz daha var. Birlikte bakalım. Aşağıda verilen göl ve gölün oluşumunda etkili olan eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Oluşum şekli eşleştirmelerinden. Genellikle bu Türkiye üzerinden soruluyor. Ama dünyada da sorulabilir. Ancak çıkma ihtimali arkadaşlar düşüktür. Hazar Gölü dünyanın en büyük gölü tektoniktir. Ohri az önce dediğimiz gibi karma yapıydı. Bu olmadı cevabımız. B seçeneği olacak arkadaşlar. Tilikko Morenset Gölü doğrudur. Bafa Alulanset Gölü, Toba Volkanik Göl dediğim gibi arkadaşlar biraz ileri derecede bilgi gerektiren bir sorudur. Bu tür soruların açıkçası ben çıkmasın arkadaşlar çok fazla beklemiyorum. Bir de yapay set göllerimiz var. Aslında yapay set gölleri arkadaşlar nedir dersek kısaca barajlar ve göletlerdir. Yani göletse barajın küçüğüne deniyor. Akarsu vadilerinin önlerinin setle kapatılması sonucunda oluşur. Dikkat edin burada bir akarsu varmış. Önünü kapatmışız. Ve burada büyükçe bir göl oluşturmuşuz. Aslında set göllerin mantığı budur. Şuradan gelen derenin önünü kapatmasıyla oluşuyor. Peki bunlara ne için yapılıyor? Mesela en önemli yapılma sebebi içme ve kullanma suyu. Biz zaten ülke olarak çoğu yerde akarsu önlerine baraj yapıyoruz. O barajlardan elde edilen sular arıtılıyor ve içme ve kullanma suyu olarak geliyor. Bununla birlikte hidroelektrik üretimi, sulama amaçlı ve insanların diğer ihtiyaçlarını karşılamak için arkadaşlar barajlar inşa ediliyor. Ülkemiz özellikle içme kullanma suyu, sulama ya tarımda sulama amaçlı ve enerji üretmek amacıyla Türkiye baraj inşa eden ülkelerin başında gidiyor arkadaşlar.